taraftan da yeni sosyal medya fenomeni kardeşlerin ne tabiri caizse halklar işledikleri gözüküyor. Mesela Nihal Can'dan, Bahar Can'dan var. Sıra onlara gelmiş durumda. 100 milyon lira vurgun yapan bir çetenin üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındılar. Elleri kelepçelendi. Sorgulanmak üzere de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler efendim. Bugün ışıklar çok mu fazla? 50 bin liram var. İnşallah sen senin bir an önce uzaya giderim. Kara para atladınız, doğru mu? Dikkat çeken tarzları, ilginç hareketleri, tuhaf konuşmaları ve şaşa şatafat dolu hayatları. Kimmiş şişko sensin şişko? Fenomen kardeşler Nihal Candan'la Bahar Candan nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Suç örgütüne yardım ettiniz mi? Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler lüks hayatlarını sosyal medyada milyonların önünde yaşayanlara çevrilmişti. Onlar arasında Candan kardeşler de vardı. Çok geçmedi, haklarında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan çetenin gizli kasası oldukları ileri sürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, polis şafak operasyonu düzenledi. Ben şu parmağımla 100 kişi değil, 1000 değil, 1 milyon kişi toplarım. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler bir suç örgütüne dahil olduğu iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiler. Ellerinde kelepçe, yüzlerinde bezgin bir ifade vardı. Soruları yanıtsız bıraktılar. Müşteri pasladınız mı? Kara para akladığınız söyleniyor. Neden konuşmuyorsunuz? Show Haber muhabirinin soruları karşısında Bahar Candan'ın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Neden cevap vermiyorsunuz? Tutuklanma ihtimaliniz var. Gözaltına alındıkları haberinin ardından sosyal medyada gündemin ilk sırasına yükseldiler. Fotoğrafları, videoları paylaşılırken Candanlar için hesap vakti yorumları yapıldı. Çocuklarımın babası evimin direği. Candan kardeşlerinin yanı sıra bir kişi daha gözaltına alındı. Aynı suç örgütüne daha önce de operasyon düzenlendiği, vurgunun boyutunun 100 milyon lira olduğu öğrenildi. O da 2020'lere dayanıyor soruşturmanın evet. Geçmişe bakıldığı zaman. Evet. Baktığın zaman falan aynı şey diye görünen tipler. Ama baksana ben şey diyordum ya, bunlar bu kadar aptal olabilirler mi ya? Acaba gerçekten akıl hadiselerini bir düşünmek mi lazım? Ama hani aptallığa vurup çok da zeki iş yapabilirler falan filan derken akılları bak nerelere, kurnazlıklara gitmiyormuş. 100 milyon liralarca insanları dolandırıyorlar. Hani farkındalar mı? Yani bir kere gerçekten olmazlar mı tabii ki? Bavulun içindeki paralar, onların evinde yapmış olduğu görüntüler mi? Senin hayatında bavulla para gördün mü? Gördüm. Yani birkaç tane. Evet. Ben, dizilerde, filmlerde. Ben çok... de yani hani ben gerçekten real olarak yani dizi setleri dışında ben de hani silah da gördüm, gelinlik de giydim. Bavulun içinde para da gördük ama bunlar gerçekten tabii senaryo gereği olan hikayelerdi. Yani bir insanın evine neden bavulla bu şekilde paralar gider? Yani zaten buradan baktığında bunu paylaşılacak kadar da eğer açık yürekliysen mutlaka savunacağın bir şey vardır. Ya suç örgütünün liderinin işte sevdiceği bilmem nesi, ya belli bir ciddi bir sazan sarmalı adı altında işte kurul, bu ikisi de gayet işin ne tarafı. Ya dizilerde falan çok yok mudur ya? Hani gerçekten. Yani birdenbire kadınlar devreye girer 2-3 tane falan ve işte karşısındaki insanın aklını başından alır falan filan gibilerinden yani ve kelepçeli hallerinde görüyoruz zaten. Yapmış oldukları farklı içeriklerle, farklı vermiş oldukları bilgilerle bilgilendiren kişiler bunlar. İçerik üreticiler. O ürün hakkında bilgi verenler. Şimdi biz neyin bilgisini tuhaf alıyoruz buradan? Tuhaf ve çocukça tavırlarla. Ama yıllardır var. Bu Dilanlardan da önce vardı. Eski yani bunlar. Şu moda programlarını hatırlarsın. İşte oradan çıktı. Ondan sonra televizyonlarımızda da falan da filan da bol bol boy gösterdi. Bir story, bir hikaye ile binlerce, on binlerce insan izledi. İzlemeye de devam etti. Ama sonra ev araması görüntüleri de ortaya çıktı. Bak değil diyor mi? Ki 100 bin diyor, 10 bin, 1 milyon kişi bile ben anında diyor bir parmağımın ucuyla çekerim diyor. Bunlar der canım. Çok enteresan iddialar gerçekten. Bir şeye güvenmese söylemez değil mi bütün bunları? Bunlar da ev aramasından bak. Evet. Neler var. Ev arama görüntüleri yansıdı basına. Sarı onlar gözaltına alındığı sırada. Kürkler var. Patenleri var bak, kürkleri var. Ay pembiş ne kadar da tatlış. Olayları zaten bu tatlışlık altından geçiyor. Dolayısıyla da onlara baktığında ve zeka seviyeleri senin de dediğin gibi konuşma bazında bakıldığında yani bunlar yani kendi hallerinde ne olabilir ki
deyip geçebileceğin türde insanlar belki de. Ama işte öyle değilmiş işin alt yüzü. Tabii ki soruşturma devam ediyor. Ne olduğu da görülecek ama... Kullanıldık da diyebilirler. Yani olabilir. Bak ben hakimim, sayın hakim bey ya da hakim hanım, yani nereden bilebilirim ki kullanılmışım ben falan da diyebilirler yani. Çünkü evet, öyle bir tiyatrosal sergileme durumu da söz konusu. Reklam yüzüyüz deyip bambaşka bir şey de diyebilirler. Yani bunun içinde bir takım senaryo ya da Sazan Sarmalı senin de dediğin gibi yalan içinde yalan hikayesine tanık olacağız muhtemelen. Ama bak yine aynı tarz araba, yine güller. Bilmiyorum ben bu her parayı bulan aynı arabalardan mı alıyor? Enteresan. Neyse. Valla bir Dubai olayı var ya, baktığın zaman geçmişinde bunları da bir Dubai'yi gitmeleri gelmeleri illaki vardı. Evet. Yani bir Dubai'ye giden orada bir şey oluyor. Geliyor burada ay yüzüm, altınım, zincirim falan filana geliyor işler evet, yani. Hadi peki bakalım, hala hadi bir başka fenomene geçelim. Bak